O yüzden o kavganın neticesinde Atatürk bütün çiftlikleri hazineye devretti. Haziran 1937. 3 ay sonra da İsmet Paşa'yı başbakanlıktan azletti. Yaşamış olsaydı siyasi hayatını bitirmişti. İntikamını da öyle aldı. Bunların hepsi aynı olayla bağlantılıdır. Çok başlangıç diye ama o çekişmenin kendisini böyle en üst düzeyde açığa vurduğu olay da o Bomonti Bira Fabrikası'yla Abdülrezzak Bey'indir. O İsmet Paşa'nın eniştesinin İstanbul'daki bira fabrikasıdır. Bir de Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'e ait olan bira fabrikası var. Türkiye bira pazarını paylaşma konusunda bu iki fabrika dolayısıyla İnönü ile Atatürk birbirlerine giriyorlar. Yani tek parti Türkiye'si öyle bir yerde. İnönü çok ağır konuşuyor. Ya öyle mi falan diyor Atatürk. Başka şeyler de var da şimdi özetini ifade ediyorum. Kızıyor. Kahrediyor bir anlamda. Çiftlikleri tabii bu arada bira fabrikasını falan da devlete bırakıyor. Bu bira pazar kavgasından İnönü galip çıkıyor. Bomonti fabrikası kazanıyor Abdülrezzak. Ama intikamını da sonra İnönü'yü başbakanlıktan azlederek siyasi hayatını bitirerek alıyor. Tabii Atatürk kısa bir süre sonra öldüğü için onun planladığı gibi gelişmiyor olaylar.